أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقهوا قولي أتقر ذا Bugün de yine gayet kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz da ilah konusu olacaktır. İla ne demektir? İslam fıkhında ila adamın hanımına ben seninle ilişkiye girmeyeceğim demesi dört aydan fazla olabilecek bir süre içinde. Buna ila denilir. Tabi müsennifimiz de bizlere açıklıyor. Faslun. Ve izâ halefe. Ve izâ ne zaman? Adam yemin ederse en la yata, ilişkiye girmeyeceğine dair zevcetehu hanımıyla mutlakan. Mutlak bir şekilde burada belli bir zaman belirlemiyor. Ev ya da muddeten bir müddet belirliyor. Tezidu ala erba'ati eşhurin. Dört aydan daha fazla olacak bir müddet belirlerse fehuve o zaman o adam mulin ila yapmış olur. Buna da İslam fıkhında ila denilir. Bazı kitaplarda da görürsünüz ila diye isimlendirilir. Ve yuaccelu lehu ve vakit verilir. Te'cil edilir yani lehu adam için in sa'alet eğer isterse bayan zalike bunu erba'ate eşhur dört ay. Bayan da eğer bunu dört ay boyunca böyle uzamasını isterse dört aya kadar bu fiilin o kocaya da ne yapılır? Dört aya kadar vakit verilir. Sümme dört aydan sonra yukhayyeru adama seçme hakkı verilir. Beynel fey'eti ve tekfir. Fey'e hanımına geri dönme ve tekfir ve orada onun kefaretini de verecektir. Evet, talaka ya da hanımı boşar. Demek burada iki husus var. Ya hanımına döner kefaret verir veya o bayanı ne yapacaktır? Boşayacaktır. Dört aydan sonra. Fein imtena'a eğer bunların ikisini de yapmazsa ne hanımına dönüyor ne de onu boşuyor. Böyle onu muallaka bırakıyor. Fe <laughs> in eğer bunu yapmazsa tallaka <laughs> aleyhi onun üzerine boşar el hakimu hakim. Hakim o bayanı ne yapar? Kendisi o boşama işlemini hakimin kendisi yapar. Tabi bu Arap cehaletinde ila meselesi bayana zulmetmek için idi. Mesela bir kocası bayana Arap aletinde İslam öncesi dönemlerde zulmetmek isteseydi ile yapardı. Bu şekilde bir yemin yapar ve bayanı ne boşar ne de hanımına yaklaşırdı. Bu şekilde onu böyle muallaka şekilde bırakırdı. Bu ona bir zulümdü. Faslun diğer bir fasla faslımıza geçtik. Vaziharu zihar Zihar nedir kardeşler? Zihar adamın kendi eşine sen bana annem gibisin demesidir. Veya annemin sırtı gibisin demesi. Yani burada annem gibi derken yani annem bana nasıl haram idiyse sen de bana o şekilde haramsın. İşte Araplarda eski dönemde bu zihara bir kişi hanımına sen bana annem gibisin dediği zaman o kişi ne yapıyordu? Hanımından boşanıyordu. Bu boşanma sebebi oluyordu. وَذِهَارُ en يَقُولَ demesidir الرَّجُولُ adamın لِزَوْجَتِهِ eşine enti sen aleyye bana kezahri ummi annemin sırtı gibisin demesidir. Yani Annemle evlenmem nasıl haramsa seninle de evlenmem bana nedir haramdır. Bu şekilde hanımını ne yapardı? Boşardı. Veya anneme yaklaşmam haram olduğu gibi sana da yaklaşmam haramdır. Fe iza qala eyrdersa laha o bayana zalike bunu ve lem yetba'hu bi talaqi. Ardından da talak sözünü söylemezse sare olur, aynen hanımına dönmüş olur. Yani İslam hakkında tabi Araplarda dediğimiz gibi ilk Araplarda yani adam hanımına işte sen enti aleyyeka, zahri ummi lafzını zihar lafzını kullansaydı artık ondan boşanırdı. Fakat İslam ile ne oldu? Bu talak sayılmadı. Bilakis bu zihar olarak alındı ve buna bir kefaret belirlendi. Tabi müsennifimiz burada diyor eğer bunu söylerse fe ize kale zalike eğer bunu hanımına derse ve lem bir talak ardından da talak lafzını kullanmazsa yani sadece dedi işte annemin bana haram olduğu gibi sen de bana haramsın derse ve ardından da talak lafzını kullanmazsa sara aiden. O zaman ne olmuş olur? hanımına dönmüş olur. Ve lazimetu kefare ve ona gerekir el KEFARETU kefaret vermesi gerekir. Artık o koca hanımına tekrar dönebilmesi için kefaret vermesi lazım. Kefaret nedir? VE'L KEFARETU kefaret ise itku rakabetin mu'mine. Mümin bir köleyi azad etmesidir. İlk kefaret budur. Bu köle de selimetun minel uyubi. Ayıplardan salim olacak. Yani herhangi bir ayıbı olmaması gerekir. Bir de hangi ayıplar? El mudirre. Zarar veren bil ameli vel kesbi. Çalışmaya ve kazanmaya engel olacak, zarar verecek ayıplardan ne olması lazımdır? Sağlam olması lazımdır. Niye kölede böyle bir şart koşulmuş? Çünkü köle normalde sahibinin yanındayken sahibi ona bakmakla, nafakasını vermekle yükümlüdür. Ama köle azad olduktan sonra artık köle kendi kendine bakar. O yüzden İslam kendi kendine bakabilecek kölelerin azad edilmesini, yani çalışmasına, kazanmasına engel olacak kölelerse sahibinin yanında kalması daha evladır. Çünkü hiç olmazsa sahibi ne yapacaktır? sahibi ona bakar, nafakasını karşılar. Ama biz o köleyi azat edersek, diyelim ki çalışamayan bir köleyi ve onu da kimse onun bakımını yapmazsa, nafakasını vermezse daha kötü bir duruma düşer kölelikten. فَاِنْ <laughs> yecit. Eğer köle bulamazsa, hani zaten bu zamanda köle yoktur. فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ iki ay boyunca ardarda oruç tutar. Yani ara vermeksizin. Ara verirse örneğin mesela iki ay üst üste 60 gün örneğin. Mesela diyelim ki 55 gün oruç tuttu, özür olmaksızın bir iki gün kırdı. O zaman tekrar sil baştan alır. Tekrardan birden başlar saymaya. Çünkü burada فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ İki ay üst üste oruç tutar. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ Eğer oruç tutmaya da gücü yoksa, oruç tutamıyorsa, فَاِطْعَامُ سِتِّينَ miskinen O zaman فَاِطْعَامُ yedirir, سِتِّينَ miskinin 60 tane fakiri doyurur. وَكُلُّ <laughs> miskinin Her bir miskin içinde muddun bir mud verir. Bir mud günümüz kilogramıyla ile 600 gramdır. 600 gram olarak belirlenmiştir. Vela yahillu halal değildir. Lil muzahiri ziharı yapan yani enti aleyye ke vahri ummi diyen bir adam yani hanımına sen bana annemin sırtı gibisin. Yani annem bana nasıl haramsın. sen de bana o şekil haramsın diğer diyen bir adama vela halal değildir lil muzahiri, zihar yapana vat uha hanımına yaklaşması hanımıyla ilişkiye girmesi hatta ta ki yukaffira ta kefareti verene kadar yani az önce zikredilen ya işte bir köleyi azat etme ya iki ay boyunca üst üste oruç tutma veya 60 tane fakiri doyurma bunlar sıralaması vardır. Bunlardan birini yapmayana kadar zihar işlemini yapan adam hanımına yaklaşamaz. Faslum. Diğer bir fasla, faslımıza geçtik. Ve izâ ne zaman? Ramâ arraculu zevcete. Adam hanımını eğer biz zina zina ile itham ederse, zina suçunu ona atarsa, Fealeyhi o adamın üzerine var, vardır haddul kasfi. Kazf haddi var. Kazf iftira haddi vardır. Eğer şahitleri yoksa illa ancak o iftira haddinden cezasından adam kurtulur. Ne zaman? En yuqime el beyinete delil getirirse. Yani delilde dört tane şahittir. Ev ya da yula'ane ya da na'netleşirse. Naletleşmek ne, ne demektir? Müsennifimiz anlatıyor. Feyakule'dir indel hakimi. Hakimin yanında fil cami'i. Bir camiate yani cumanın kılındığı bir yerde insanlar toplanmış. Ala minber. Minberen üzerine çıkar. Fi cema'atin minen nas. insanlardan da bir grup orada olacak şekilde şöyledir. Eşhedü billahi. Allah'ı şahit ederim ki. İnni şüphesiz ki ben lemine sadiqin. Şüphesiz ki ben doğrulardanım. Doğru sözlülerdenim, sadıklardanım. Fi ma rameytu bihi zevceti. Hanımım hakkında söylediğim, attığım o söz, söylediğim söz konu hakkında fulan temine zina hanımım olan falan kesin zina yaptığına dair nedir? Ben bu sözümde doğruyum. Ve anne hâzel velede zina. Ve bu çocuk zinadan olma bir çocuktur. Ve minni. Ve benim çocuğum da benden de değildir. 4 merrat. kere bunu böyle tekrarlar. Ve yekulu dir fil merratil khamiseti. Beşinci seferden, Ba'de an ya'idhehu. Ona vaaz sonra el hakimu hakim ya ona vaaz eder, onu biraz nasihat eder. Bak yalan konuşma, yalan büyük bir günah vs. Ardından beşinci seferdir. Ve aleyye üzerime olsun. La'netullahi. Allah'ın la'neti. İn kuntu minel kâzibin. Eğer ben yalancılardan isem Allah'ın naneti benim üzerime olsun der. Bu şekilde mula'ana yapmış olur. Evet. Ve bağlanır bir li'ani. Onun o li'ani ile oluşur. Hemsetü ahkam. Yani bu lanetleşmeyi adam yapmasıyla beş hüküm ortaya çıkar. Beş hüküm bağlan ortaya çıkar. Birincisi sukutul haddi anhu. Ondan o iftira haddi cezası düşer. Yani 80 kırbaç yemekten kurtulur. Ve vücubil haddi aleyha ve vücub vacib olur. El had oradaki ceza aleyha bayanın üzerine yani o zina haddi ve zevalül firaş artık boşanma gerçekleşir. Artık hanımın yanına tekrar bir daha ebediyen gidemez. Ve nefyül velet o çocuğu da nef yetmiş olur. O çocuk da onun çocuğu olmaz. Ve tahrimu o bayan ona haram olur. Alel ebedi. Ebediyen artık o bayana yanına gidemez. Haram olur. O ben ise başkasıyla da evlense, boşansa tekrar o ilk kocasına dönemez. Çünkü mula'ane de haramdır. Tabi dedik bayanın üzerine burada had yani zina cezası vacip olur. Fakat bayan da eğer mula'aneye girerse o da kendinden bu haddi düşürebilir bu cezayı. Ve kutu düşer el haddu ceza anha bayandan bi en telta'ine o da ne aletleşirse Fetekulu der ki eşhedü billah. Bayan bu sefer söyler. Yine minberde, camide insanlar toplanmış. Eşhedü billahi. Allah'a şahit ederim ki inne fulanen falan kes. Hâza bu leminel kâzibin. Yalancılardandır muhakkak. Fîmâ ramani bihi mine zina. Bana zina olarak attığı şey konusunda veya itham ettiği konuda kendisi yalancılardandır. Dört sefer bayan böyle söyler. Ve sonra bayan söyler. Fil merratil Beşinci seferde ise. Ba'de en ya'idaha ona vaaz ettikten sonra. El hakim ona vaaz Yalan atmak büyük günah ve sayır. İşte yalancılar Allah'ın düşmanıdır. Bunu dedikten sonra ne yapar? Bu sefer beşinci seferde kadındır ki ve alayya gadabullah ve alayya üzerime olsun gadabullah Allah'ın gazabı in kana eğer bu adam doğru sözlülerdense kocası yani doğru sözlülerdense benim üzerime Allah'ın gazabı benim üzerime olsun der bu şekilde o da kendini hattan kurtarmış olur. Evet bayan bunu da bayan söyledikten sonra Bayan zina haddinden yani rejim olmaktan kendini kurtarır. Artık rejim yapı yapılmaz. Onunla kocası arasına girilir. Boşandırılırlar. Artık ebediyen bir daha yan yana gelemezler. Evet kardeşlerim bu şekilde. Bugünkü dersimizin sonuna da geldik. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Ve ahiru davana enil rabbil alemin.